burası çok güzelmiş. Evet, ben de çok beğendim. Burası bana çok iyi geldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değişiklik oldu işte ikimize de. Gerçi annelerimize teşekkür etmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Artık dönelim mi? İstersen bu gece de kalalım. Hatta birkaç gün kalabiliriz ha? Gidelim bence. Tamam. Lale. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Sana söz veriyorum. Kıpırdadı. Ciddi misin sen? Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay, kıpırdıyor. Duydum. Tekme attı. Sildim. İyi olacak bence. Demek ki telefonlarımı bu yüzden açmıyordum. Yer yer yeşil. En fazla 2 saat İstanbul'dayız. Ne oldu? Ya ben yine acıktım Onur. Yine mi acıktın? Ben anlamıyorum ki yani bu açlık. Ben nasıl bir mideye sahip oldum ben ya? Bu nasıl bir aşerme şeklidir? Bu nasıl bir açlıktır yani? Yemek yiyorum, tam doydum diyorum, tekrar acıkmam ve aramdaki süre 1 saat. Tamam, sen merak etme şimdi. Yolumuzun üstünde bir yerler vardır. Gider yeriz. Ay, vallahi çok güzel olur. Vallahi bence burası güzel bir yere benziyor Lale. İnan hiç fark etmez. Mama sayı ne dersin? Olur. Oo, güzel. Gel. İyi değil mi burası? Güzel. Bakar mısınız? İyi hanımefendi. Ay, neden sipariş almıyorlar ki? Ben anlamadım. Tamam. Sipariş verebilir miyiz acaba? Ay yani belki acil bir durum var, öyle değil mi? Hani belki hamile var, aşeriyor, olamaz mı? Ha, gelip sipariş alması gerekiyor. Lale'cim, sen de biraz sakin olursan, biz daha geleli 2 dakika oldu. Sakin falan olamam ya Onur. Sakin olamam. Sen ne kadar anlayışsızsın ya. Ya tamam, beni anlamanı beklemiyorum tabii ki ama... Ben de yani mutlu değilim bu düştüğüm durumdan. Acıktım. Tamam Lale, bir şey demedim. Ha, neden bağırıyorsun bana? Bağırdın mı? Ha, bir de bağırsaydın. Ay tamam ya. Vallahi tamam ben. Vallahi hiçbir şey yemeyeceğim. İştahım kaçtı. Ya Lale, ben ne yaptım şimdi? Tutma beni, bırak. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne hazırlayayım? Ha, şey ya, biz... Donat ya abi. Donat burayı. Ne varsa getir mutfaktan. Çok açız. Tamam efendim, hemen hazırlatıyorum. Acele etsinler.
Mutfağa söyle ne olur. Lale, seni eve mi yoksa dükkana mı bırakayım? Eve giderim. Hem dinlenmiş olurum biraz. Tamam. Annen arayınca merak etmiştir. Çaktırma ha. Ha yok, annem aramıyor. Şey, Onur Bey arıyor. Efendim Onur Bey. Lale Hanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, ben de iyiyim. Ben şey için aramıştım sizi. Hafta sonu bir etkinliğimiz olacak da. Aa, gerçekten mi? Evet, Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapacağız. Ardından piknik falan. Eşler de gelebilir. Eğer yani katılmak isteyen olursa ailenin diğer üyelerinden onlar da gelebilirler. Ay süper olur ya. Çok isterim gelmeyi. Çok iyi. Hem size iyi gelecektir hem de rahatlarsınız. Evet evet, mutlaka gelirim. Peki o zaman 11'de alanın girişinde buluşuyoruz. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Lale. Hı. Eveydi değil mi? Acaba güneş mi geçti senin başına? Yok ya, hatırladım da bir emin olayım diye sordum. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim, asıl ben teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz. Ben sana yardımcı oldum. Ya şey soracağım, kafama takıldı da. Doktor Onur aradı herhalde. Ne diyor? Yani bir sorun yok değil mi? Yok yok, bir sorun yok. Ha şey, Belgrad Ormanı'nda yürüyüş var da sonrasında piknik falan yapacaklarmış, onu davet etti. İşte bana da değişiklik olur. Güzel. Ne yapacaksın? Gideceksin mi? Evet, gitmeyi düşünüyorum. Yalnız mı gideceksin? Nasıl gideceğim? Ha ya, ben sana söyleyecektim ama yani şimdi işin gücün var, dağılmasın kafan diye. Ablamla giderim. Ya yok, benim gelmem gerekiyorsa gelirim tabii canım, sorun yok yani. Yok, öyle bir zorunluluk yok, merak etme. O zaman yine konuşuruz bu konuyu. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Benim gelmemi niye istemiyor acaba? Şu doktor Onur mudur nedir, ona da kılıyorum zaten. Benim de gitmem lazım. Sonuçta çocuğumla ilgili yani. Şu Yıldız'ın onu ben bir arasam. O bir fikir verse. Ay yok, vallahi siz birbirinizle fikirleşmeyin bence yani. Gördüm neler olduğunu anneciğim, birbirinize fikir verdiğinizde. Anne, ablam geldi, ablam geldi. Hadi. Ah, ah. Ah ben şunun bakımın. Anne, bak sakın üstüne gitme bak ha. Sonra geri teper, geri teper. Ben zamanında size tepseydim, siz şimdi mum gibiydiniz. Aa. Aa. Hoş geldin. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk. Hızlı geldiniz ablacığım. Yollara çıktı. Yani sürat mı yaptı? Yok, aslında gayet kontrollü kullandı. Ay, yani... Ay çok yavaş araba kullanıyor, mıy 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 mıy. Yollar açık olmasa akşama kadar gelemezdim. Yani hımbıl diyorsun. Hiç de öyle görünmüyordu oğlan. Ay anne. Şöyle bir laf vardı, hatırlar mısın? Arkadaşını tatilde tanıyacaksın. Çok doğruymuş. Ama sen tatilde tanıyamıyorsun be tatlım. Çünkü sen her şeyi tersten yaptığın için anca tatile sıra geldi. Anneciğim, başlama sen gene. Başlayacağım tatlım.
Maalesef başlayacağım çünkü bu konuyla ilgili benim bir tek cümlem var. İster beğen, ister beğenme, ister sev, ister sevme. Sen bu adamla evleneceksin. Bu kadar. Tamam, tamam. Hayır demeyeceksin anneye. Anneye hayır deme. Ne gidiyorsunuz be? Anne kız tamam dedi ya. Hala hayır deme diyorsun sen. Buna gülüyorsun. Kurt kocayınca zaten çoluğun çocuğun maskarası olurmuş. Sonra bir gün annenizi kaybettiğiniz zaman ararsınız. Aa. Ay annem nerede, annem ya nerede? Ya sen nereye? Şey nereye? Nereye? Ya bırakacağım seni ya. Allah. Nereye? Ay çamarlar! Çamarlar! Aa, kız bırak. Aa sen yüzü çıkarmıyorsun. Aa. Evet. Aa, sen bizi kandırdın değil mi? Ne mümkün? Sizin gibi profesyonelleri kandırmak ne mümkün? Böyle bir şey yeltenemem bile. Bu arada valizin içini kıyafetleri değiştirip hatta üzerine mayo koydunuz. Bunların hiçbirini unutmayacağım. Benim için. Gerçekten çok şaşırdım. Anlatsın mı? Ay anlat, anlat. Ay dur ben, ay ne olur benim yanımda anlatmayın Allah aşkına, ben utanıyorum. Size çok büyük bir bombam var. Ne? Ben Ava'da kimi gördüm? Kimi? Ersin. Ay. Soysuz. Ay pislik. Ay ezik ezik. Ezik. E kız anlatsın başka. Neyse giyinmişim, süslenmişim. Masada oturuyorum. Bebeğin doğmadan önce benim sesimi duyması gerekiyormuş. Doğduktan sonra tanıması için. E tabii sizin bağınız çoktan oluştu. Bizimki de yavaş yavaş oluşacak. Lale, ben de her zaman yanınızda olacağım. Teşekkürler. Aslında ben çok başka hayal etmiştim biliyor musun? Yani biriyle tanışırım, ona aşık olurum. Sonra evlilik planları yapar, bebeğim öyle olur diye düşünüyordum. Ama şimdi yaşadıklarıma bak. Öyle. Ne demişler? Hayat, sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir. Evet ya, çok doğru. Sen babanın sesinden tanırsın değil mi babacığım? Değil mi benim Aslan oğlu? Bak ya. Ne? İkiniz de yapıyorsun bunu. Ne yaptın? Erkekmiş gibi konuşuyorsun. Ya kızsa, ya seni duyuyorsa ve sana küserse. Hı. Tamam. Lale, sana bir şey söyleyeceğim. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Söz Ay nihayet Onur arıyor.
Ama ben nasıl açacağım ki şimdi telefonu? Ay kesin her şeyi duydu, bana çok kızacak. Sen kızmayacağını mı düşündün? Anne ne yapacağım ben? Bana bu soruyu daha önce sorsaydın bu durumlara düşmezdin. Anneciğim, bunları söyleyeceğine, mobbing yapacağına bana ne yapacağımı söyle. Ver şunu bana, ver. Alo Onurcuğum, Şebnem ben. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Onurcuğum, Pelin Su rahatsızlandı. Öyle mi? Nesi var? Yani birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Bilmiyorum, bana da anlatmadı ama ya, babasının rahatsızlığı, senin bu durumun... Mahvoldu yavrum, mahvoldu. Her şey üst üste geldi tabii. Ben ona sakinleştirici verdim. Uyanınca seni arasın, olur mu? Tabii. Neyse, tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Anne, sana gerçekten inanamıyorum. Hakikaten senden korkulur. Bu konuşma onu biraz sakinleştirmiştir ama yine de elinden çekeceğin var, söyleyeyim. Merak etme, gerisini ben hallederim. Bir daha bana danışmadan sakın bir şey yapma, sakın. Tamam anne, tamam. Bu çok güzel, bayıldım. Teşekkürler, bu benim son yaptığım çalışma. Beğenmenize çok sevindim. Bunu alıyorum. Tamam, hazırlayayım. Efendim. Ben de bir kartımı takdim edeyim. Bunları da arkadaşlarınıza verirseniz çok seviniriz. Tabii, teşekkürler. Ay, evli misiniz? Bekarım. Ay inşallah böyle bir eviniz olur. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Şunları da yapmak lazım da kartlardan da kalmadan. Hadi kahve içelim ya. Songül Hanım merhaba. Seninki değil mi? Ay merhaba. Songül Hanım. Derneciğim. Ay hangi rüzgar attı sizi? Buralardaydım. Bir uğrayayım dedim. Meşgul müydünüz? Olur mu canım? Buyurun. Buyurun buyurun lütfen geçin. Böyle mi geçeyim? Buyurun buyurun. Nerede? Sen de geç. Ay. Bizim yerimiz burası işte. Pek hoş, pek hoşmuş. Ay sağ. Çok hoş. Çok hoş, çok sevimli. Nasılsınız? Teşekkür ederim kızım, iyiyim. Sen nasılsın? Siz nasılsınız? İyiyiz babaanne. Maşallah, maşallah. Bir şey içer misiniz? Bir kahvenizi alırım. Hemen şey tamam, yapalım. Dur anne, ben yaparım. Nasıl olsun? Sen... Ben Lale'min kahvesini içeyim. Sade olsun. Tamam, hemen. Maşallah. Ne kadar güler yüzü, ne kadar terbiyeli. Çok güzel yetiştirmişsiniz. Ay sizden bunu duymak. Songül Hanım. Eşiniz. Rahmetli mi oldu? Ayrıldınız mı? Yok yani sizi üzmek istemedim. Kusura bakmayın merakımdan değil. Hani birbirimizi daha iyi tanırız diye. Tabii ki. Ya bunu öğrenmek sizin de hakkınız. Kendisi rahmetli oldu demeyi çok tercih ederdim. Bilmiyorum yani ne oldu ne bitti de selametle ayrıldık. Yıldırım'dı eski yani evlerden uzak eşimin adı. Bu şimdi yurt dışında ben çalışmaya gidiyorum diye gidip yurt içinde... Affedersiniz ne fındıklar kırmış. Kadındı kız ama ben de ondan sonra da... Peki gittikten sonra sizinle hiç ilgilenmedi mi? Yani size bir faydası olmadı mı? Oldu. Ay olmaz olur mu? Ay çok şükür. Onun hiç hakkını inkar edemem. Ya ondan yediğim kazıklar sayesinde dimdik ayakta durmayı öğrendim. Ay kız. Önemi yok. Şimdi derler ya hani bir kadın erkeği vezir de eder, rezil de eder. Ben bu söze asla inanmam. Asla, hatta sinir olurum. Çünkü zaten her kadın ailesini derleyip toparlamak ister değil mi? Kol kanat gerer. Ha adam iyiyse, kaliteliyse ne mutlu o kadına, şansı varmış değil mi? Yoksa kalitesiz bir adama düşünce olan kadına oluyor. Doğru doğru, çok haklısınız, çok haklısınız, doğru. Ben o konuda şanslıydım. Ahmetciğim hep beni el üstünde taşıdı.
korudu, kolladı. Ay ne mutlu size. Neyse, benden geçti artık. Benden yana gülmedi, şans kızlarıma gülsün, ne yapalım? Aa, ne demek benden geçti? Gençsiniz, hoşsunuz, güzelsiniz, canlısınız, hareketlisiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.